Şu Emre Kaplan bize bir günü özetlesin mi Ali? Özetlesin. Abi? Belki kendisine soru da sorarız hocam. Galatasaray muhabiri arkadaşım. Şimdi Emre, sen bu konuyu yakından takip ettin. Epey zamandır da takip ediyorsun. Peki bu noktada bundan sonra neler bekliyor sarı kırmızılı camiayı? Sözü sana bırakalım. Biraz uzunca bir bağlantıya sen de hazır ol. Aykut İnce, aslında bugünü değil, 26 Mart'tan bu yana yaşanan süreci kısaca özetlemek lazım. Bugün itibariyle bu sürecin üstündeki belirsizlik kalkmış gibi gözüküyor. 26 Mart'ta Mali Genel Kurul Burak Elmas ve yönetimini idari olarak ibra etmedi. Sonrasında başkan direkt olarak bir seçim kararı aldı. Burada önemli detay, hep bahsediyoruz. Bu seçim kararı Mali Genel Kurul neticesinde değil, kağıt üzerinde karar açıklanırken yönetim kurulunun kendi inisiyatifiyle olağanüstü seçime götürmesi anlamını taşıyor ki bugünkü zaten duruşmada da bu aradaki ayrım belki de kararın verilmesinde önemli bir unsur oldu. Sonrasında dernekler masasının bir incelemesi ve sonrasında başlattığı bir hukuki süreç vardı. Oradaki tedbir talebi reddedildi. Bunun ardından Galatasaray Genel Kurulu üyesi, ki Mali Genel Kurul'da kendisi üyelikten ihraç edildi, Selçuk Erdoğmuş bir hukuki süreç başlattı, bir tedbir talebi oldu. Bu da mahkeme tarafından reddedildi. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar Fırat Develioğlu, yine bir Galatasaray Genel Kurulu üyesi, yine bir tedbir talebiyle mahkemeye başvurdu. 10. Asya Hukuk Mahkemesi bu tedbir talebini kabul etti ve ihtiyati tedbir kararı kondu Mali Genel Kurul'daki karara ve seçim sürecine. Bunun üstüne de Galatasaray hukukçuları, Galatasaray kulübünü temsil eden hukukçular direkt olarak bir karşı hamle yaptılar. İhtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulundular. Bu kararın, bu duruşmanın bugün yapılmasının tabii şöyle bir önemi var. Galatasaray'da genel kurul tarihleri, evet biz 30 Nisan olarak hep telaffuz ediyoruz ama 2 haftalık bir süreci anlatıyor. 23 Nisan ve 30 Nisan. 23 Nisan'da gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Nisan aslında. Ama genel uygulama tabii ki hep ikinci telaffuz edilen tarih üzerinden oluyor. Ve eğer bugün bu karar çıkmamış olsaydı zaten artık seçim süreci işletilemeyecekti. Yarın üzerinde tedbir olan bir seçim süreci başlayamamış olacaktı Galatasaray adına. Bugün saat 11'de Çağlayan Adliyesi'nde 10. Asya Hukuk Mahkemesi'nde duruşma vardı. Galatasaray kulübü hukukçuları yerlerini aldılar. Yanı sıra Mali Genel Kurulu'nun divan başkanlığını yürüten Metin Sinan Aslan hazır bulundu. Divan kurulu başkanı Aykut Alp Derkan oradaydı. Yine camianın önemli isimleri de duruşmaya dahil oldular. Özellikle Metin Sinan Aslan'ın konuşması, savunması etkili oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Duruşmayı yakinen takip ettiğimiz için bunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Ve yaklaşık bir saat süren duruşmanın neticesinde de mahkeme şöyle bir karar aldı. Kısmen kabul edildi Galatasaray Kulübü'nün talebi. Yani bu ne demek oluyor? Daha basit anlatmak gerekirse, tedbir kaldırıldı. Artık seçime gidilmesinin önünde herhangi bir engel yok. Fakat bir önceki süreçten farklı olarak şöyle bir durum var. İdari ibra edilmeyen üyelerin seçme ve seçilme hakları da saklı kalacak dedi. Yani Burak Elmas istediği takdirde, ki bugün Metin Sinan Aslan aslında duruşmanın ardından şöyle bir ifade kullandı. Sayın Başkan'ın, Sayın Burak Elmas'ın bu süreç için değil bundan sonraki süreç için böyle bir durumu var diye, ama bugün eğer isterse Sayın Başkan Burak Elmas seçime dahil olabilir, ama tabii ki artık seçim süreci işliyor. Şu anda saat 15 itibariyle yönetim kurulu, Sayın Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, İki başkan adayı, daha önceki açıklanan takvimde resmileşmiş olan başkan adayları, yanı sıra divan kurulundan temsilciler ve Sayın Metin Sinan Aslan'ın katıldığı bir toplantı var. Buradan nihai kararın çıkmasını bekliyoruz. Aslında mahkemenin verdiği karar bize şunu anlatıyor. 30 Nisan'da Galatasaray seçime gidecek. Bunun dışında bir ihtimal çok fazla gözükmüyor. Ama yine tabii ki bugünkü toplantının ardından yapılacak açıklamayı beklemekte fayda var. Sayın Başkan Burak Elmas muhtemeldir ki artık son noktayı bugün itibariyle koyacak yapacağı açıklamayla, ama dediğimiz gibi şu anda belirsizlik ortadan kalktı. En azından seçimin gerçekleşmesinin önünde hukuki bir engel yok. Mahkeme bugün tedbiri kaldırdı. İstenildiği takdirde, ki şu an gidişat o yönde, zaten artık yarın seçim süreci resmen başlamış olacak. Bundan sonra mahkemeye yapılacak başvurunun da bir anlamı kalmamış olacak. Yani devam eden bir seçim sürecine tedbir koymak da mümkün değil hukuki olarak. Bu nedenle artık seçim süreci başlıyor ve dediğimiz gibi bugünkü toplantının ardından da Başkan Burak Elmas çok yüksek olasılıkla, bunu da şuna dayanarak söylüyoruz, geçtiğimiz hafta mahkeme süreci başladığı andan, tedbir konulduğu andan itibaren Başkan Burak Elmas'ın yapılan toplantılarda ifadeleri hep net. Ben her türlü kulübü seçime götüreceğim. Genel kurul iradesi benim için her şeyin üstündedir. Bir formül bulup biz kulübü seçime götüreceğiz. Tabii tedbir kalkarsa 30 Nisan, kalkmazsa farklı bir takvim belirleriz şeklinde ifadeleri vardı. Bu nedenle
kendisinin de artık farklı bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Şimdi Metin Bey ya da Eşref Bey kazanırsa teknik adam isimleri var. Zaten gündemde de hep konuşuluyor. İşte bazı isimler senin de kulağına geliyordur. Şimdi önce teknik adamla mı işe başlayacak ya da şöyle söyleyeyim. Metin Bey seçilirse yerli teknik adam, Eşref Bey seçilirse de mi yerli teknik adam olacak? Yani Galatasaray önümüzdeki sene yerli bir isimle mi devam edecek Emre? Hoca olarak. Yani orada tabii farklı düşünceler var. Eşref Bey'in düşüncesi biraz daha yabancı teknik adam ağırlıklı. Hatta işte şöyle tarif ediyor. Alman genç bir teknik direktöre takımı emanet etmek istiyoruz. Yanına da iyi yerli yardımcılar ekleyip böyle bir harman oluşturmak istiyoruz diyor. Metin Bey ise farklı düşünüyor. Yerli bir teknik adam düşüncesi var. Orada da Okan Buruk ismi ön plana çıkıyor. Henüz net bir görüşme, net bir anlaşma olmadığını hep söylemekte fayda var. Çünkü gerçekten hukuki süreçlerle, sağ dışındaki durumlarla çok fazla uğraşmak durumunda da kaldı başkan adayları bu süreç içerisinde. Bir yandan seçim hazırlığı yapılırken bir yandan da böyle bir belirsizlik olması biraz ellerini kollarını bağladı ama bu hafta itibariyle artık özellikle sportif vaatleriyle ilgili bence çok daha net ifadeler duyacağız hem Eşref Bey'den hem Metin Bey'den. Ama genel çerçeveyi çizmek gerekirse Metin Bey'in futbol aklı olarak, daha doğrusu Flora'yı teslim edeceği isim olarak gözüken isim Levent Nazifoğlu ve onun doğrultusunda yerli bir teknik adam. Burada Okan Buruk ismi sanki bir adım önde gibi gözüküyor. Edindiğimiz bilgiler o yönde. Eşref Bey'in ise Flora'yı teslim edeceği, futbolla ilgili operasyonu teslim edeceği isim Cenk Ergün ve onun altında da yabancı bir teknik adamla Galatasaray'ın futbol sistemini yürütmeyi planlıyorlar. Transfer planlaması nasıl olacak peki oyuncu transferi? Önce gidecekler, sözleşmesi bitenler, tabii gelecek olan yerli teknik adam burada önemli ama bir de ayrıyeten Okan Buruk'u da sana sorayım. Yani tabii şimdi transferle ilgili bir şey söyleyebilmek çok kolay değil. Sadece somut şeylerden şöyle bahsedebiliriz belki. Takımdan ayrılması muhtemel, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler. İşte bunların en başında gelenler Babel'le Feghouli. Hem uzun süredir takımda olan hem de maliyetleri en yüksek olan isimler. İkisiyle de yola devam edilmeyecek. Babel'in hatta önümüzdeki sezon MLS'te forma giymesi bekleniyor. Kariyer planlaması o şekilde. Feghouli içinse artık kendisi tabii ki kararını verecek ama iki oyuncuyla da devam edilmeyecek. Onun dışında Halil Dervişoğlu kiralık olarak kadrodaydı. Halil'le de devam etme düşüncesi olmadığını söyleyelim. Tabii gelecek isimlerle ilgili seçilecek başkan belirleyici olacaktır. İkisinin de hem futbol akılları biraz farklı. Bir tarafta Cenk Bey var, bir tarafta Levent Bey var. Onların nasıl planlamaları olacak? Bununla ilgili net bir şey söyleyemeyiz biri seçilmeden. Ama dediğimiz gibi somut durumlar üzerinden bunu söyleyebiliriz. Tabii bir de Domenech Torrent konusu var. Aslında iki başkan adayı da süreç başladığı anda biraz daha çekimser konuşuyorlardı. Yani Domenech Torrent'le ilgili tazminatını da düşünerek göreve geldikten sonra oturup konuşuruz. Minimum hasarla olayı atlatmaya çalışırız ya da o güne kadar iyi giderse Torrent'le devam edebiliriz gibi bir düşünce vardı. Ama artık o ikinci kısım tamamen iptal olmuş durumda. Yani Torrent'le devam etme düşüncesi iki adayda da yok. Ama tabii oradaki süreç, Torrent'le yürütülecek sözleşme, fesih süreci belirleyici olabilir. Çünkü ciddi de bir tazminat maddesi var ortada. Okan Buruk için Sabah gazetesinde özel bir röportaj yapmıştı Sayın Özbostan, Murat Özbostan. Tabii ki benim için Galatasaray'a gelmek çok önemli, kariyerimin zirvesi ifadesini kullanmıştı. Acaba Galatasaray taraftarı bu konuda sence Okan Buruk konusunda ne düşünüyor? Şimdi burada aslında %100 bir fikir birliği olduğunu söylememiz çok kolay değil. Çünkü Okan Buruk Galatasaray'da çok önemli hizmetleri olan, futbolculuk döneminde Galatasaray'ın belki de tarihin en başarılı dönemlerinde hizmet etmiş bir isim. Sonrasında yine yurt dışı macerasının ardından Galatasaray'a geldi ama orada İtalya'ya gidiş süreciyle ilgili özellikle yaşı biraz büyük olan taraftarların aklında bir takım soru işaretleri var. Yani yaklaşım olarak bazı taraftarların biraz daha mesafeli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki genel kanı Okan Buruk'la ilgili Galatasaray'da pozitif ama yine de bir muhalefet şerhi düşen taraftar grupları var. Yani taraftarın bir bölümü diyelim daha doğrusu. Böyle bir düşünce var ama tabii ki ağırlıkta Okan Buruk'la ilgili düşüncenin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Okan Hoca da zaten Galatasaray'la ilgili düşüncesinin ne kadar olumlu olduğunu söylüyor. Dediğim gibi Metin Bey'in Okan Buruk'la çalışmaya daha yakın olan isim olduğunu söyleyebiliriz. Eşref Bey'in planlaması biraz daha yabancı üzerine. Metin Bey hep yerli isimlerden bahsediyor. Orada da en ön planda gözüken isim Okan Buruk gibi duruyor. Ya var mı sorun? Yok ya, ben aslında seçimle ilgili bir çalışma yaptı mı bilmiyorum Emre. Çok erken yani, bu telaşede herhalde yapamamıştır ama yani
katılım nasıl bir katılım olabilir? Adayların şansları konusunda senin düşüncen nedir? Çünkü sen yıllardır artık o nabzı çok iyi tutan muhabirlerden birisin diye şöyle bir nabız yoklaması yapabildin mi mahkemeden kalan sürecinde? Yani aslında az önce başkan adaylarından bahsederken biz de böyle üçe bölünmüş vaziyetteyiz. Bir yandan başkan adaylarının çalışmaları, seçimle ilgili durum, bir yandan hukuki süreç, bir yandan biz tabii bir de saha içiyle de ilgilenmeye çalışıyoruz ama o kısmı bir süredir takip ettiğimiz için rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bir kere katılımın düşük olması bekleniyor Haldun abi. Burada çok farklı sebepler var. Bir tanesi Galatasaray Genel Kurulu üyeleri bu mali genel kurula, Burak Elmas'ın ibra edilmediği mali genel kurula tarihin en büyük katılımını gösterdiler. Ve çok uzun süren bir mali genel kuruldu. Motivasyon çok yüksekti. Burada biraz enerji boşalması yaşandı camia içinde. Yani camia içindeki bazı gruplar kendi hesaplarını gördüler. Geçmişten devam eden bazı şeyler orada çözüldü. Orada biraz bir motivasyon kaybı var. Onun dışında belki en önemli nedenlerden bir tanesi şu olacak. Katılımın düşük beklentide olmasının. Tarihi 30 Nisan'da seçim ve tam olarak bayram tatilinin başladığı güne denk geliyor. Yani bayram tatili için planı olan üyeler muhtemelen İstanbul dışına gitmiş olacaklar o gün. Bu da bir faktör. Onun dışında da bazı genel kurul üyelerinin, Galatasaray camiasının önde gelen isimleri diyebiliriz. Ya da orada oy hakkına sahip olan isimleri de diyebiliriz farklı bir şekilde. Bazı isimlerin de şu andaki başkan adaylarını çok yeterli görmemeleri tırnak içerisinde. Bu, bazı genel kurul üyelerinin böyle bir düşüncesi var ve bu nedenle motivasyonları biraz daha düşük. Çok uzatmadan şöyle toparlayayım. Beklentimiz 3000 civarında bir katılım olması. Katılımın çok basit bir matematikle yani camia içinde konuşulan ve başkan adaylarının da yaptığı hesaplar bu yönde olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Katılımın daha yüksek olduğu takdirde Metin Öztürk'ün şansının artacağı, katılımın daha kısıtlı kaldığı takdirde ise Eşref Hamamcıoğlu'nun daha favori konuma gelebileceği bir kongre bekliyoruz. Nasıl ya? Onu da soralım Altay maçı hatta öncesi. Hatta bir de şey, madem öyle ekleyeyim ben, Feghouli ben hazırım oynamak istiyorum falan demiş galiba. Yani Feghouli'nin aslında bir sezonu kapatmasını bekliyorduk. Yani oradan dönüşü çok kolay gözükmüyordu. Bir hazırım mesajı verdi ama bilmiyorum şimdi bu hafta özellikle Malatya Spor maçındaki kadrodan dolayı Torrent çok eleştirildi. Artık iddiası kalmamış bir takımın bu kadar mesela işte Babel üzerinden çok fazla bunun değerlendirmesi yapıldı. Muhakkak A Spor ekranlarında da bu değerlendirme yapıldı. İşte sezon sonu gidecek. Ne işi var? Niye gençler oynamıyor gibi. Bu hocayı ne kadar etkiler? Açıkçası çok emin değilim. Çünkü Domenech Torrent'in kafasındaki düşünce şu. Her ne kadar işte genç oyuncuları biz kadroya dahil etmek istiyoruz, onlar süre alacak dese de kalan döneminde, çünkü Torrent de biliyor ki 5 maçın sonunda artık Galatasaray'da bir geleceği yok. Her ne kadar önümüzdeki sezona dair planlama yapsa da kendisi de bunu net olarak biliyor ve 5 maçta maksimum puanı almak istiyor. Yani elindeki en iyi gördüğü kimse, genç yaşta ayrımı yapmadan, işte Babel de olabilir bu, Gomis de olabilir ya da belki daha genç isimlerden Baran da olabilir, Hamza da olabilir. En iyi gördüğü ismi sahaya sürüp o 5 maçta maksimum puanı alıp sonrasında da CV'sine bunu eklemek istiyor. Yani Galatasaray'da şu kadar puan aldım şeklinde bir düşüncesi var. Onun dışında gençleri dahil edelim, işte Hamza oynasın, Baran oynasın, Beknaz oynasın falan gibi bir düşünce şu an itibariyle öncelik değil Domenech Torrent için. Şu Torrent'i soracaktım abi şimdi. Torrent'in sayılı günleri var. Bu tazminat olayı ne olacak peki Emre? Az önce aslında ondan biraz bahsetmeye çalıştım. Şu anda başkan adayları seçildikten sonra masaya oturacaklar. Torrent'in yaklaşımı burada belirleyici olacak. Maalesef diyebiliriz bunun için. Çünkü şu anda bir sözleşmesi var Domenech Torrent'in. Önümüzdeki sezon için gayet doğal olarak hak edişini isteyecektir. Ama tabii burada dediğim gibi yaklaşımı belirleyici olacaktır. Daha önce Mancini de gördük. Yollar ayrılırken tabii ki benzer bir şey değil, seçim sonrası değildi ama yolların ayrılması sürecinde Mancini tazminat talep etmedi. Buna benzer bir süreç de olabilir ya da çok daha farklı örneklerini, çok daha olumsuz örneklerini de Türkiye'de gördük. İşte FIFA'lık olunup belki de hak ettiğinden daha fazla para ödenen teknik direktörler de oldu. Burada Torrent'in mecburen yaklaşımına biraz mecbur kalacak Galatasaray'ın başkan adayları seçildikten sonra. Teşekkür ederim. Hocam senin sorun yoksa gönderelim. Yok, teşekkür. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler Emre.